Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Arkadaşlar, bugün değerler konusunda kalmıştık. Değerler konusunda da bizim en son okuma anlama metni kalmıştı. Okuma anlama metnini de okuyup ondan sonra dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açıyorum okuma anlama metnini. 7. ünite B. Değerler Okuma, Anlama Vefa İnsanı Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın şairidir. Akif, şair ve fikir adamı olmasının yanında, örnek yaşantısıyla da büyük önem taşır. Doğruluk, sözünde durmak, vefakarlık onun en çok değer verdiği hususlardır. O, genç yaşta babasını kaybetmişti. Siyasal Bilgiler Okulu'na kaydolmuştu. Fakat ailesinin geçimini sağlaması gerekiyordu. Bu yüzden Siyasal Bilgiler Okulu'nu bırakıp çabuk iş bulabileceği veterinerlik okuluna kaydoldu. Okulda okurken Akif'le bir arkadaşı arasında ilginç bir olay yaşanmıştır. Bu olayı tarihçi Mithat Cemal şöyle anlatır. Akif, okulda okurken sınıf arkadaşı Hasan Efendi ile çok yakın dosttu. Birbirlerine söz verdiler. İleride çocukları olursa ve kim önce ölürse, ölenin çocuklarına diğeri bakacaktı. Aradan yıllar geçti. Akif'in Beylerbeyi'ndeki evinde her cuma kitap okuyorduk. Bir cuma Akif'in evinde 8 çocuk gördüm. Evin 5 çocuğuna katılan bu 3 çocuğun komşudan gelmiş küçük misafirler olduğunu düşündüm. Fakat her cuma evde aynı çocuklar vardı. Bir gün Mehmet Akif'e sordu. Kim bu misafir çocuklar? Akif'in yüzü değişti. Bunlar misafir değil, benim çocuklarım, dedi. 3-4 haftada bir insanın 3 çocuğu nasıl olurdu? Akif çocuklarla ilgili sırrını anlattı. Hasan Efendi öldü. Dolayısıyla bu çocuklar kim önce ölürse hayatta kalanın bakacağı çocuklardı, dedi. Mehmet Akif'in verdiği söze bağlılığını gösteren başka bir olayı yine Mithat Cemal şöyle anlatıyor. Bir cuma günü bizim evde buluşmak üzere sözleşmiştik. O gün İstanbul'a çok kar yağmıştı. Araba, tramvay, tren gibi ulaşım araçlarından hiçbiri çalışmamıştı. Çapa'daki evime sütçü, ekmekçi gibi satıcılar bile gelmemişti. Öğleden sonra biz hala ekmekçiyi beklerken kapı çalındı. Akif Bey gelmişti. Bıyığının yarısı donmuştu. Şaşırdım. Nasıl geldiğini merak ettim. Beylerbeyi'nden Beşiktaş'a bir vapurla gelmiş. Beşiktaş'tan Çapa'ya çalışan herhangi bir ulaşım aracı yokmuş. Karlı ve fırtınalı bir havada Akif'in buraya nasıl geldiğine şaşırdım. Akif de bana şaşırıyordu. Buraya gelmemem için ölmem gerekiyordu. Soğuk ve karlı hava geçerli mazeret değil. Çünkü geleceğim diye size söz vermiştim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi okuma anlama metninde bu şekilde. Bizim aslında konumuz değerler konusu biliyorsunuz arkadaşlar. Değerler konusunda gerçekten çok önemli bir yere sahipti bu. Burada işte Mehmet Akif Ersoy içinizde mutlaka bilenlerimiz vardır. Türk Edebiyatı'nda ve Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda İstiklal Marşı'nın yazarıdır, şairidir. Türk tarihinde de çok önemli bir konuma sahiptir. Aynı zamanda edebiyat içinde söylüyorum. Burada arkadaşlar dersimizin ikinci kısmında şurada bazı deyimler var. Zaten deyimler konusunu ben size dil bilgisi kısmında anlatacağım. Bazı kelimeler var. Bunları da bir öğrenelim. Ondan sonra sorular kısmına geçeceğiz. Burada arkadaşlar söz vermek nedir? Söz vermek arkadaşlar nedir? Bir işi, yani bir işi yapacağını kesinlikle bildirmek. Yani biz birisine söz verdiğimiz zaman ne yaparız? Sözümüzü tutarız. Bir diğeri arkadaşlar geçimini sağlamak nedir? İhtiyaçlarını karşılayacak kadar nedir? Para kazanmaktır. Üçüncüsü ise arkadaşlar hayata karışmak demek. Çalışmak, evlenmek,
çocuk sahibi olmaktır. Yani bu anlamı taşımaktadır. Bu şekilde arkadaşlar. Bir diğerine arkadaşlar, üçüncü kısımda burada şeyler vardır. Sorular kısmı vardır. Sorular kısmına da arkadaşlar baktığımız zaman burada Mehmet Akif Ersoy, yani okuma metniyle ilgili doğru yanlışlarımız var. Onu da beraber yapalım. Şimdi arkadaşlar, metne göre doğru cümlelerin başına D, yanlış cümlelerin başına Y yazınız. Mehmet Akif genç yaşta babasını kaybetmiştir. Doğru mu? Evet, doğru. Çünkü şeyin başında da öyle demişti. Doğru. İkincisi, Mehmet Akif'in evinde çocukları komşusunun çocuklarıydı. Yanlış. Komşusunun çocukları değildi, arkadaşının çocuklarıydı. Yanlış. Üçüncüsü, Mehmet Akif arkadaşının çocuklarına bakmamıştı. Yanlış. Tam tersine bakmıştı. Dördüncüsü, Mehmet Akif verdiği sözü tutan bir kişiydi. Evet, doğrudur. Mehmet Akif Ersoy neydi? Verdiği sözü tutan bir kişiydi. Yani dolayısıyla dördüncüsü de nedir? Doğrudur. Şimdi geldik arkadaşlar, dördüncü kısmına geliyoruz. Dördüncü kısımda ise burada yine sorular var. Bu soruları ne yapacağız? Beraber yapacağız. Arkadaşlar, sorular kısmında şu şekilde, onu da beraber yine yapalım. Bu da yine okuduğumuz metinle ilgili. Şu şekildeydi. Birincisi diyor ki, Mehmet Akif aşağıdaki cümlelerde geçen ifadelerin sebebini yazınız arkadaşlar. Birincisi, Mehmet Akif siyasal bilgiler okulunu bırakıp veterinerlik okuluna kaydoldu. Çünkü niçin kaydolmuştum? Çabuk iş bulup ailesinin geçimini sağlaması gerekiyordu. Yani sorumuzun cevabı bu şekildeydi. Bir bakalım. Evet, çabuk iş bulup ailesinin geçimini sağlaması gerekiyordu. İkincisi, Mehmet Akif okul arkadaşının çocuklarına bakıyordu. İkincisi arkadaşlar, çünkü arkadaşlarını öldükten sonra çocuklarına bakacağına dair söz vermiştir. Bu da doğru. Üçüncüsü, Mithat Cemal Kuntay Mehmet Akif'i karşısında görünce çok şaşırmıştı. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? O kar ve tipiye rağmen sözünü tutup oraya gitmişti. Yani bu yüzden şaşırmıştı. Bakalım, cevabımızda da aynısı var. O kar ve tipiye rağmen sözünü tutup oraya gitmişti. Ve geldik sonuncusu, dördüncüsü, onun gelmemesi için ölmesi gerekiyor. Çünkü o verdiği sözü tutan bir kişiydi, değil mi? Bu da Mehmet Akif Ersoy'un kendi sözünde ne kadar dürüst ve güvenilir insan olduğunu bize gösteriyordu. Şimdi gelelim arkadaşlar, konuşma bölümüne gelelim. Konuşma bölümünde biraz sizinle muhabbet edelim arkadaşlar, konuşalım. Öncelikle şu soruları bir beraber cevaplayalım. Aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor arkadaşlar. Birincisi, arkadaşlarınızda hangi özellikler ararsınız? Yani ben bunu tamamıyla size bırakıyorum. Bu sizin yapabileceğiniz sorular. Zaten sorularım da bu sizedir. Biz bazen arkadaşlarımızda çok şey ararız. Hep insanların eksiklerini ararız. Ne yapmaya çalışırız? Ben de bilmiyorum. Yani eksik konusunda. Ama elimizden geldiğince arkadaşlar ne yapalım? Başkasının eksiklerini hiçbir zaman ne yapalım? Araştırmayalım. Çünkü bazen bizim yani kendimiz için istemediğimiz bir şey başkası da nedir arkadaşlar? İstemeyebilir. İkincisi, sana yapılmasını istemediğin bir şey sen de başkasına yapma. Az önce de söylemiştim. Sözünde neler anlıyorsunuz? Evet, yani biz kendimize bir şey yapılmasını istemiyorsak başkasına da ne yapmalıyız? Yapmamamız gerekiyor. Üçüncüsü, kendinize, ailenize ve topluma karşı sorumluluklarınız nelerdir? Bunları yine size soruyorum. Çevrenizde insanların yardımlaşarak yaptıkları işler var mı? Varsa bunlar nelerdir? Beşincisi, bazı değerler toplumlara veya da yaşanılan çağa göre değişir mi? Bunu da artık arkadaşlar size bırakıyorum. Bir diğeri arkadaşlar, aşağıdaki problemleri çözmek için tekliflerinizi söyleyiniz. Bugün 800 milyon insan açlık çekiyor. Sizce biz ne yapsak yani bu insanları bu durumda kurtarabiliriz. İkincisi, insanlar çok küçük problemler yüzünde kavga ediyorlar. Biz ne yapsak yani bunların sebeplerini
azaltabiliriz. Üçüncüsü, her gün çok sayıda hırsızlık yapılıyor. Biz acaba ne yapsak bu tür hırsızlıkların önüne geçebiliriz? Yani toplum olarak, birey olarak değil, yani toplumsal olarak ben bunu söylüyorum. Dördüncüsü, büyüklere karşı saygı maalesef her gün, her geçen gün azalıyor. Evet, bu da doğrudur. Özellikle büyüklerimize karşı arkadaşlar ciddi anlamda saygılı olmalıyız. Beşincisi arkadaşlar, günümüzde insanlar birbirlerine daha az güven duyuyorlar. Evet, maalesef bu da doğrudur. Günümüzde insanlar birbirlerine daha az güven duyuyorlar. Sebebi ise arkadaşlar, artık dünyada insanlar bireyleşiyor, bireyselleşiyor. Ondan sonra arkadaşlar, arkadaşlık bağları, aile bağları zayıflıyor. İşte bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlara sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü bunların tamamı nedir? Bunların tamamı bizim milli değerlerimizdir arkadaşlar. Çünkü bir insan, yani bir toplum kendi milli değerlerini kaybettiği zaman nedir? O toplum da gerçekten zamanla yok olmaya mahkum olur. Yani milli değer nedir arkadaşlar? Milli değer kelime anlamı olarak bir milletin kendine has olan ve sahip olmakla gurur duyduğu toplumsal ve kültürel ögelerin bütününe milli değer denir arkadaşlar. İşte milli değerlerimiz nedir? Bunlar bizim sanatlarımız, tarihimiz, dilimiz, dinimiz, gelenek ve göreneklerimiz ve bayrağımız. Yani bu konuda milli değerlere sahip çıkmak gerekiyor. Bir diğer kısmı arkadaşlar, dinleme anlamı var. Dinleme anlamı kısmında geçmeden önce şurada bazı kelimeler var. Bunun anlamlarını arkadaşlar siz kendiniz ne yapıyorsunuz? Sözlükten öğreniniz lütfen. Çünkü bu kelimeler önemli. Hatta bunları öğrenip bu kelimeleri cümle içinde kurmanızı istiyorum. Bir diğer arkadaşlar, dinleme anlamı var. Bunu da yapalım. Ondan sonra sorularımızı beraber yapalım inşallah. 7. ünite. B. Değerler. Dinleme. Anlama. Dostluğun değeri. Dehar kenti yakınlarında avcıların çok sık uğradığı bir yer vardı. Buradaki ağaçların dallarında özgür kuşlar yaşardı. Bir gün kötü bir avcı burada tuzak kurdu. Bir ağın içine yem koyup saklandı. Çok geçmeden bir güvercin sürüsü gelip taneleri yemeye başladı ve ağın içine düştü. Avcı sevinçle gizlendiği yerden çıktı. Güvercinler kurtulmak için çırpınmaya başladı ama ağdan kurtulamadı. Güvercinlerin lideri, kurtulmak için birlik olalım. Kimse kendi hayatını arkadaşlarının hayatından değerli bilmesin. Hepimiz birlikte hareket ederek tek bir kuş gibi uçarsak kurtuluruz, dedi. Gerçekten de güvercinler hep birlikte kanat çırpıp ağı da taşıyarak havalandı. Avcı kuşların yorulacaklarını ve geri döneceklerini düşündü. Güvercinlerin lideri ikinci planını açıkladı. Avcının bizi takip etmemesi için hemen kapalı bir yer bulmalıyız. Yakın dostum farenin ülkesine gidelim. O bu ağları keser. Böylece tuzaktan kurtuluruz, dedi. Güvercinler liderlerinin sözünü dinledi. Avcı da onları yakalayamayacağını anlayıp geri döndü. Güvercinler bir süre sonra farenin yanına varıp yere indi. Farenin her tehlikeye karşı hazırladığı 100 deliği vardı. Güvercinlerin lideri fareyi adıyla çağırdı. Zeyrek, sen kimsin? Ben senin dostun, güvercinlerin lideriyim. Fare hemen koşup geldi. Onu ağın içinde görünce şaşırarak sordu. Nasıl bu tuzağa yakalandın? Güvercinlerin lideri, herkesin başına iyi ya da kötü şeyler gelebilir, dedi ve sözü fazla uzatmadı. Bunun üzerine fare liderin düğümlerini kemirmeye başladı. Ama güvercinlerin lideri buna karşı çıktı. Önce diğer güvercinleri kurtar, sonra bana gel, dedi. Fare bu sözleri dinlemedi. Güvercinlerin liderinin ısrarı üzerine, sen kendine acımıyor musun? Hiç kendini düşünmez misin? Dedi. Güvercinlerin lideri, önce beni kurtarırsan belki yorulur
ve diğer arkadaşlarımı kurtarmakta yavaş davranırsın. Ama diğerleriyle işe başlarsan, yorulsan bile benim için devam edersin, diye cevapladı. Fare, işte bu düşünce benim sana olan sevgimi daha da arttırdı, dedi. Büyük bir istekle bütün ağı kemirmeye başladı ve çok geçmeden güvercinleri ağdan kurtardı. Güvercinler sevinçle uçup ülkelerine döndüler. Evet arkadaşlar, bu şekilde dinleme anlamaydı. Ve burada nedir? Güvercin liderinin ne kadar fedakar bir hayvan olduğunu gösteriyor bize. Dinleme anlamı kısmında, işte sorular kısmında arkadaşlar, güvercin lideri neydi aynı zamanda? Güvercinlerin lideri arkadaşlar, neydi? Fedakardı. İkincisi fare neydi arkadaşlar? Fare arkadaşlar yardımseverdir. Üçüncüsü güvercinler nedir? Güvercinler itaatkardır. Dördüncüsü avcı neydi? İşini yaradan bırakan. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bir diğeri arkadaşlar, şurada bizim konumuzla alakalı olan sorular vardı. Şimdi arkadaşlar, az önce de okuma metninde de anlaşılacağı üzere, yani burada bizim konumuzla ilgili, yani dinleme anlamıyla ilgili buradaki soruları da beraber yapacağız. Ondan sonra ünitemizi inşallah bitireceğiz. Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız diyor. Avcı nasıl bir tuzak kurdu arkadaşlar? Bir ağın içine yem koyarak tuzak kurdu. Bir bakalım soru cevabına, şu şekilde birbirinden yapalım arkadaşlar. Evet, bir ağın içine yem koyarak tuzak kurdu. İkincisi, güvercinlerin lideri ne yaparlarsa kurtulacaklarını söyledi. Güvercinlerin lideri birlik olurlarsa kurtulacaklarını söyledi. Bakalım doğru mu? Evet, güvercinlerin lideri birlik olurlarsa kurtulacaklarını söyledi. Üçüncüsü, güvercinler nereye gitmeye karar verdiler? Güvercinler yakın dost farenin ülkesine gitmeye karar verdiler. Bir bakalım arkadaşlar. Evet, güvercinler yakın dost farenin ülkesine gitmeye karar verdiler. Dördüncüsü, avcı niçin geri döndü? Avcı güvercinleri, yani güvercinleri yakalayamayacağını anlayıp geri döndü. Beşincisi arkadaşlar, güvercinlerin lideri örnek davranışı neydi? Güvercinlerin liderinin örnek davranışı önce arkadaşlarını, daha sonra ise kendisinin kurtarılmasını istemesiydi. Doğru mu? Evet, az önce de metinde bu şekilde anlatılıyordu. Şimdi bir sonraki kısma geçelim. Arkadaşlar, şurada kronolojik sıralama var. Sizi çok yormak istemiyorum. Şunu direkt şu şekilde indirelim. Siz de bakarsınız. Birinci bir nedir? İşte iki nerede? Üç nerede? Dört nerede? Bu şekilde bunları sıralamasında sizlere vermiş olduk. Şimdi bir diğeri arkadaşlar, geldik şuraya, özellikle yazma bölümü. Yazma bölümü bizim için çok önemli arkadaşlar. Yazma bölümünü ben size veriyorum. Siz yazma bölümünü kendiniz yapınız. Yani yazarak yapın. Çünkü yazarak yaptığınız zaman daha iyi pratik yapmış olursunuz. Örnek benim en iyi arkadaşım Azamat. Azamat çok yardımsever, dürüst bir insandır. Azamat hiç kimsenin kalbini kırmak istemez. Azamat herkese karşı saygılı davranır. Çünkü o çok dürüst bir insandır. Azamat verdiği sözleri tutar. Bu şekilde bir arkadaşınızı, ailenizi, babanızı ya da yakınınızı ne yapabilirsiniz? Yazarak tanıtabilirsiniz pratik amaçlı. İkincisi arkadaşlar, şurada da kendinizi en çok kimi örnek alıyorsunuz? Kendinizi en çok kimi örnek alıyorsunuz? Bu kişinin en belirgin özelliklerini yazınız. Bunu da yine yazma kısmı olarak size veriyorum. Bunu kendiniz yaparsınız. Üçüncü kısım kaldı arkadaşlar. Üçüncü kısımda da aynı şekilde. İçinde dost, fakir, ihtiyaç, borç, yardım kelimelerin geçti. Kısa bir hikaye yazınız. Zaten hikayenin ilk cümlesi yazılmış. Şurada Ali Ömer adında bir dostu vardı. Şu isimleri değiştirebilirsin. Buraya Azamat yapabilirsiniz, Bayil yapabilirsiniz. Yani isim değişikliğini yapabilirsin. Bunu da kendiniz yazarak bu şekilde pratiğinizi yapmış olunuz. Arkadaşlar, geldik bu dersimizin sonunda. Bu dersimizin sonunda benim size söyleyebileceğim en önemli şey şudur arkadaşlar. Milli değerler konusu nedir?
ya da manevi değerler konusu nedir, değerler konusu nedir? Bu, biz bu dersimizde bunu gördük. Elbette bunu da daha da çok pekiştireceğiz. Daha da iyi öğrenmek için. Arkadaşlar, dersimizin özetine gelecek olursak, arkadaşlar dersimizin özeti şu şekildeydi. Aslında milli değer demek, arkadaşlar, milli değerin kelime anlamı olarak ben az önce de söylemiştim. Bir milletin kendine has olan ve sahip olmakla gurur duyduğu toplumsal ve kültürel ögelerin bütününe milli değer denir arkadaşlar. Arkadaşlar, milli değerlerimize örnek verelim. Mesela bunlar ne olabilir? El sanatlarımız, tarihimiz, dilimiz, dinimiz, gelenek ve göreneklerimiz, bayrağımız, ulusumuz, ülkemizin sınırları, örf ve adetlerimiz, milli sporcularımız, yazarlarımız, sanatçılarımız, politikacılarımız, milli ve dini bayramlarımız. Bunlar nedir? Bunlar milli değerlerimizdir. Arkadaşlar, milli değerlere örnek olarak gösterilebilir. Yani az önce yukarıdaki söylediğim tamamı. Milli değerler, arkadaşlar, yok olursa bir ülke de yok olur. Bundan dolayı nedir? Milli değerlere sahip çıkmalı ve yaşatmalıyız. İnsanlar, arkadaşlar, insanların bu değerlere sahip çıkması toplum yapısını da güçlendirir. Arkadaşlar, milli değerlerimiz bu şekilde, milli ve manevi değerlerimiz. Manevi değerleri zaten biliyorsunuz. Bunlar dini bayramlardır. Ondan sonra Kurban Bayramı vesaire. Bunlar nedir? Bunlar da bizim manevi değerlerimiz arkadaşlar. Değerler konusunu bu şekilde işlemiş olduk. Bir sonraki dersimizde de zaten dil bilgisi kısmını işleyip inşallah bu üniteyi de bitirmiş olacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol bol pratik yapın. Ödev olarak ben size çalışma kitabını veriyorum. Mutlaka çalışma kitabınızı yapın. Boşa zaman harcamayın arkadaşlar. Türkçe okuluna da girmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi dersler. Görüşürüz arkadaşlar.